Merhaba, emeklilikte yaşa takılan sevgili kaderdaşlarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, gün geçmiyor ki EYT'siz bir haber çıkmasın. Her yerdeyiz. Her ortamdayız, her basındayız. Her siyasetçinin ağzındayız. Her köşe yazarının köşe yazılarındayız. Değerli arkadaşlarım, çok mücadele verdik. Bu aşamaya gelene kadar gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımızla alanlarda, sosyal medyada gerçekten gecesini gündüzüne katan dostlarımızla bu mücadeleyi buraya kadar taşıdık. Değerli arkadaşlarım, bugün yapılan açıklamayla ilgili birçok soru geliyor, birçok telefon geliyor, basın yazıyor. Sayın Hazine Bakanımız Berat Albayrak'ın bir açıklaması. Şuradan okumak istiyorum. Bir çalışma yok diyor. Çalışma Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk popülist yaklaşamayız diyor. Arkadaşlar, biz erken emeklilik isteyen olduk. Biz bütçeye yük getiren olduk. Biz türemiş olduk. Biz köpük olduk. Boş işler olduk. Onların söylemleriyle. Ama biz haklılığımızdan asla vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Bu söylemlerin kesinlikle bizlere uygun olmadığını her alanda da dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Anayasal bir hakkımız vardı, emeklilik hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına bize tanınan haklılık doğrultusunda bu mücadeleyi de buralara taşıdık. En son 5 Eylül 2019 tarihinde Çankaya Köşkü'nde yaptığımız Profesör Doktor Vedat Bilgin'le, ki bu talimat rapor çıkmasını istenilen durum Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Biz bugünkü bu söylemlere asla riayet etmiyoruz. Bu yaptığımız görüşme sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak raporu beklemek zorundayız. Biraz daha sabır diyorum. Sabrımız kalmadı biliyoruz ama sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan bize yakışanla, saygımızı bırakmadan, devlet büyüklerimize hakaret etmeden tepkimizi koyalım. Evet, biz hiçbir zaman erken emeklilik isteyen ya da türemiş olan ya da köpük olan ya da bütçeye yük olanlar olmadığımızı dile getirelim. Getirmeye de devam edelim. Mücadelemiz çünkü sonuna, sonuç alana kadar devam edecektir. Ki son arkadaşımız emekli olana kadar da bu mücadelemiz devam edecektir. Bunu her yerde söylüyoruz. Peşini bırakmayacağız davamızın. Ama bu rapor sonrasında ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir açıklama yapacak. Sayın Berat Bey'in, Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un başından bu yana bize hep bir yük olarak gördüğünü de biliyoruz. Numan Bey'in geçmişte böyle bir yükü kabul edemeyiz deyişiyle de böyle bir çalışmanın var olduğunu söylemesi dahi bizi yıldırmayacak. Evet, bir çalışma var. Bunu biz yaptığımız görüşmeyle bizzat yetkili ağızdan duyduk ve bu sonucu bekleyeceğiz. Umuyorum ki çok uzun sürmeyecek bu rapor sonrası ve ben umudumu da mücadelemi de asla bırakmayacağım. Sizlerin de bırakmasını istemiyorum değerli arkadaşlarım. Çünkü bizim hakkımız anamızın ak sütü kadar helal bir hak. Artık karar sizin.